Bu videoda indiksiyon ve rezonansın bir benzen halkasındaki sübsüsönterin aktive edici gücünü nasıl etkilediğini göreceğiz. Sübsüsöntere geçmeden önce benzenin dahil olduğu elektrofilik aromatik substitüsyon mekanizmasını hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Burada benzen halkamız bir nükleofil görevi görecek. Şimdi halkada bulunan tüm pi elektronları eksi yüklü durumda. Dolayısıyla elektrofil gibi artı yüklü bir yapıya doğru yönlenecekler. Yani bu durumda benzen halkası nükleofil görevini görecek ve pi elektronlarından bazıları elektrofilimize bir bağ oluşturacaklar. Başka bir deyişle nükleofil elektrofile saldıracak ve böylece elektrofil halkamıza eklenecek. Mesela bu karbonu eklemiş olalım. Tabii bu durumda bu karbon artı bir formal yük elde ederken artı yüklü sigma kompleksimiz de ortaya çıkmış oluyor. Şimdi benzen halkamızdaki bir substituenti halkadaki elektron yoğunluğunu bir şekilde arttıran yapı olarak düşündüğümüzde bu benzen halkasını daha nükleofilik hale getirir ve artan bu elektron yoğunluğu artı yüklü sigma kompleksinin kararlı olmasına yardımcı olur. Bu da sigma kompleksinin oluşma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Yani elektron yoğunluğunu arttıran bir substituente elektron veren grup diyebiliriz. Yani kısaca E ve G. Bu elektron veren grup elektrofilik aromatik sübstitüsyona doğru halkayı aktive edecektir. Ki bu da tepkimenin genel hızının benzene kıyasla daha fazla olacağı anlamını taşıyor. Böylelikle elektron veren bu gruba aktivatör diyebiliriz. Şöyle yanına yazalım. Peki tam tersi bir durum olursa yani benzer halkamızdaki bir sübsituenti halkadaki genel elektron yoğunluğunu azaltan bir yapı olarak düşünürsek bu kez halkanın nükleofilik olmayacağı ve biraz daha artı yüklü olacağını düşünmemiz gerekir. Bu da artı yüklü sigma kompleksini kararsızlaştırır. Bu durumda halkadaki genel elektron yoğunluğunu azaltan bir sübsitüente, halkadan elektron yoğunluğunu çektiğinden dolayı elektron çeken grup diyebiliriz. Yani kısaca ECG. Ve elbette bu da elektrofilik aromatik sübsitüsyona doğru halkayı deaktive edecektir. Bu nedenle buna deaktivatör diyoruz. Yani bu da tepkimenin kendi başına benzenden daha yavaş olacağı anlamına geliyor. O zaman şimdi elektron veren ve elektron çeken grup kavramlarının aktive edici gücü nasıl etkilediğine bakalım. Önce güçlü aktivatörlerle başlayalım. İlk önce fenil molekülüne bakacak olursak halkamızdaki bu karbonun bir sigma bağla bu oksijene bağlı olduğunu görüyoruz. Tabii oksijenin karbondan daha elektronegatif olduğunu biliyoruz ve bu nedenle oksijen indüktif etkiyle halkadan bir miktar elektron yoğunluğunu çekebilir. Başka bir deyişle daha elektronegatif olan oksijen elektronları bu sigma bağ yoluyla kendine çekebilir. Böylece halkadan bir miktar elektron yoğunluğu çekilmiş olur. Bundan dolayı buna indüksiyon veya indiktif etki diyoruz. Yani bu molekülde indüksiyon var. Tabii bir miktar elektron yoğunluğunun çekilmesinden dolayı OH grubunun deaktivatör olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aslında gözlenmediğimiz şey bu değil. Biz burada OH'ın güçlü bir aktivatör olduğunu gözlemliyoruz. Yani burada bu indüktif etkiyi yok edecek başka bir etki olması gerekiyor. Elbette bu etki de rezonanstır. Şöyle şuraya not edelim. Şimdi fenil molekülü için birkaç farklı rezonans yapısı çizebiliriz. Ama gördüğünüz gibi oksijenin üzerindeki bu ortaklanmamış elektron çifti benzen halkamızın tam yanında duruyor. Yani bu ortaklanmamış elektron çifti rezonansa katılabilir ve buraya gelerek bir pi bağı oluşturabilir. Ki bu da burada bulunan elektronların bu karbona geçmesine neden olur. Evet öyleyse hemen yan tarafa çizmeye başlayalım. Şimdi oksijenimizle bu karbon arasında bir pi bağı oluşuyor. Tabi oksijenin geriye bir tane ortaklanmamış elektron çifti kalıyor. Bağlı olduğu hidrojeni ve elde ettiği artı bir formal yükü de eklemiş olalım. Tabi halkamızdaki bu pi elektronları aynı kalıyor. Şuradaki elektronlarsa artık bu karbon üzerinde yer alıyor ve bu da karbona eksi bir formal yük vermiş oluyor. Daha fazla rezonans yapısı çizmeye devam edebiliriz ama şimdilik burada duracağım. Çünkü üzerinde durmak istediğim esas nokta bir pi bağ aracılığıyla halkaya elektron yoğunluğu vermek olacak. O zaman bu pi bağını belirginleştirecek olursak, bu elektronların buraya gelmesiyle oksijen ve karbon arasında bir pi bağ oluşmuş oldu diyebiliriz. Böyle bu karbon ve oksijen arasında p orbitalleri örtüşecektir. O zaman şuraya hızlıca çizmeye başlayalım. Evet, karbon ve oksijenimiz buradalar. Şimdi de örtüşen p orbitallerini gösterelim. Karbon ve oksijen periyodik tabloda aynı periyotta olduklarından p orbitalleri hemen hemen aynı boyuttadır. Ve bu da iyi bir örtüşme elde ettiğimizi gösterir. Böylece oksijen halkaya bir miktar elektron yoğunluğu verebilir. Yani oksijenin bu tek kalan ortaklanmamış elektron çifti halkanın pi sistemine konjuge olur ki bu da genel olarak elektron veren bir etkidir. Bu durumda halkadaki elektron yoğunluğunu arttırmış oluruz rezonans etkisinde OH grubu elektron veren bir grup oluyor ve bu da onu güçlü bir aktivatör yapıyor. Deneysel olarak gözlemlenen de zaten bu. O zaman burada güçlü bir aktivatörden bahsederken rezonans etkisinin indiktif etkiyi geçtiğini söyleyebiliriz. Yani benzer halkamızın hemen yanında bir tane ortaklanmamış elektron çifti olan bir atom var. Evet aynı fikir aşağıdaki anilin için de geçerli. Yine azotu bu karbonla karşılaştırdığımızda azotun daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Bu yüzden azot bu sigma bağıyla indiktif etki sayesinde halkadan bir miktar elektron yoğunluğu çekecektir. Böylece elektronların azota doğru gittiğini gösteren şöyle bir ok çizebiliriz. Tabi azot üstteki oksijen kadar elektronegatif değil. Bu yüzden indiksiyon yoluyla aynı miktarda elektron yoğunluğu çekmeyecek. Şimdi azotun bir tane ortaklamamış elektron çifti bulunuyor o zaman bu elektron çifti de rezonansa katılabilir. Ve tıpkı önceki örnekte olduğu gibi halkanın hemen yanındaki bu ortaklanmamış elektron çifti buraya gelerek bir pi bağ oluşturacak ve ardından halkadaki bu pi elektronları da şuradaki karbona geçecektir. Öyleyse şuraya olası bir rezonans yapısı çizmeye başlayalım. Karbon ve azot arasında artık bir pi bağımız oluyor. Bundan dolayı azot artık artı yüklü. Tabii bu karbonun bir tane ortaklanmamış elektron çifti elde etmesiyle bu karbonumuz da eksi yüklü oluyor. Önceki örneğimizde olduğu gibi burada da daha fazla rezonans yapısı çizebiliriz ama bu videoda bunun için pek zamanımız kalmadı. Şimdi bu ortaklanmamış elektron çifti halkadaki pi sistemine konjuge oluyor. Böylece halkanın elektron yoğunluğu artıyor ki bu da halkayı daha nükleofilik yaparken artı yüklü sigma kompleksini kararlı hale getiriyor. Böylelikle bu grubun elektron veren grup olduğunu söyleyebiliriz ki bu da onu bir aktivatör yapmış oluyor. Ayrıca bu karbonun ve bu azotun p orbitallerini de bir düşünürsek bakalım ne olur. Tabii ikisinin periyodik tabloda aynı periyotta olduklarını biliyoruz. O zaman orbitallerimizi çizerken hemen hemen aynı boyutta yapabiliriz. Bunlar gayet iyi örtüşüyor. Aslında anilin fenilden daha reaktiftir ve bunun da nedeni azotun oksijenden daha az elektronegatif olmasıdır. Daha belirgin olması için yeşil rengi kullanarak göstereceğim. Bu pi elektronlarını düşünelim. Azot oksijenden daha az elektronegatif olduğundan bu elektronlar halkanın pi sistemine daha iyi konjuge olur. Çünkü azot bunları oksijen kadar çekemez. Aynı sebepten halkamıza biraz daha fazla elektron yoğunluğu verilir. Fazla elektron yoğunluğu da bunu daha iyi bir elektron veren grup yapmış olur. Bu durumda da halka elektrofilik aromatik stütüsyona doğru daha iyi aktive edilir. Evet, bir sonraki videoda aynı indüksiyon ve rezonans kavramlarını kullanıp orta ve zayıf bir aktivatörü analiz edeceğiz. Ve aynı zamanda bir orto-para yönlendiricisi olan zayıf bir deaktivatör örneğine de bakacağız.